Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Perşembe gününün bülteniyle yeni bir programda tekrardan birlikteyiz. Bakalım geçtiğimiz salı gününden itibaren yapmış olduğumuz ideal kuponlar, ideal tercihler nasıl sonuçlanacak? Salı gecesinden itibaren yine perşembe videomuzu sizlere son haberlerle birlikte, şu an için almış olduğum son haberlerle birlikte aktarmaya çalışacağım. Tabii çarşamba gecesinden itibaren bazı farklılıklar olabilir. Bunlar için ne yapabilirsiniz? Eğer bizlerle birlikte hareket etmek istiyorsanız bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sizlerin de gelecek olan haberlerle birlikte kafanıza da yatıyorsa, bizim vermiş olduğumuz fikirler kafanıza da yatıyorsa, kuponlarınızda bu karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Ama her zaman söylediğimiz gibi önceliğimiz sizin yapacağınız kuponlar. Bu konu hakkında her bölümümüzde sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Çok uzun bir video olmayacak. Bu bölümde şöyle bir şey yaptım ben. Öne çıkarmış olduğum bir ikili var. Yine onları geçen videolarımda olmuş olduğu gibi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir de riskli ikili var. Kafamdan geçen bir riskli ikili var. Onun dışında bir de yüksek oranlı, şöyle 5 liraya 10 liraya güzel kazanç elde edebilecek, umarım kazandırır tabii ki de, kazanç elde ettirebilecek bir tavsiyem de var. Yine sizler de kendi araştırmalarınızı yaparak karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Tabii bu bölümümüze de şöyle çok güzel bir like gönderirseniz, her zaman olmuş olduğu gibi ben yapmış olduğum böyle ikili çalışmaları, üçlü çalışmaları sizlere her bölümde çıkarmaya çalışacağım. Katıl butonundan da bizlere destek veren değerli dostlarım için de yine bir seri başlattık. Umarım güzel bir seri yapacağız. Hedefimiz 30 günde 25 tane kupon yakalamak. Tabii ki de çok zor. Zaten ben çok fazla kupon olayından da anlamıyorum ama şöyle bir deneyeceğim kendimi. Hedef koydum kendime. 30 günde 25 tane ikili kombin yakalamaya çalışacağım ve riski indirmeye çalışacağım. Tabii ki biz ne yaparsak yapalım, karşılaşma başlayınca söz futbolcularda oluyor. Bunları her zaman sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Yine teknik detaylarla birlikte programımıza başlayalım. Evet, ilk mücadelemiz Almanya Bundesliga 2'de. Holstein Kiel evinde Dinamo Dresden'le oynayacak. Bu karşılaşmayı da perşembe gününden almamın bir sebebi var. Pazartesi günü biliyorsunuz bir deneme yapmıştık. Şöyle 4.90'lık bir oran çıkarmıştım sizlere 3 tane karşılaşmada. Bütün karşılaşmaları 2-3 gol şeklinde bir değerlendirme yapmıştık. Ama tabii Dinamo Dresden Arminia Bielefeld karşısında çok fazla dayanamadı. Özellikle ilk yarı 1-0 bittikten sonra ikinci yarı oynamış oldukları futbolla birlikte, yapamadıkları savunmayla birlikte dağılmışlardı. 3 tane daha gol yediler. Mücadele 4-0 bitti ama 5'i 6'yı da yiyebilirlerdi. Kendi kaçırmış oldukları pozisyonlar da var. Bu karşılaşmada şuna değineceğim ben. Holstein Kiel'i geçtiğimiz haftaki bültenimizde doğru değerlendirdik. Gollü bir karşılaşma bekliyorduk. Bol pozisyonlu, bol kornerli bir karşılaşma bekliyorduk ki beklediğimiz gibi geçti. Ve hem deplasmanda Holstein Kiel'i yenmeyi başardı ve 2.5 gol üzeri tercihimiz güzel bir şekilde gelmişti. Şimdi Dinamo Dresden için bu karşılaşma artık final karşılaşması. Ya devam edecekler ya da Bundesliga 2'den Bundesliga 3'e düşecekler. O yüzden ona göre bir formasyonla sahaya çıkabileceklerini düşünüyorum. Holstein Kiel zaten açık bir takım olduğundan dolayı benim bu karşılaşmada düşündüğüm ideal tercih 2.5 gol üzeri şeklinde. Şu an için 2.5 gol üzerinin oranı 1.40. Oran değişebilir, biraz daha düşebilir veya biraz daha çıkabilir ama ben tabii ki de yine sakat ve cezalara bakaraktan değerlendirmelerimi sonradan değiştirirsem sizlere Instagram üzerinden fikirlerimi söyleyeceğim ama büyük ihtimal değişmeyecek fikrim. Çünkü ben bu mücadelede Dinamo Dresden'in de gollere katkıda bulunmasını bekliyorum. O yüzden 2.5 gol üstünü değerlendirdim. Bir diğer mücadelemiz aslında günün güvenilir karşılaşmalarından bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Hangi tercihi söyleyeceğim sizlere? O benim açımdan güvenilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Bakalım sizler de benim gibi düşünecek misiniz? Portekiz Ligi'ne geçelim. Saat 23.15'te oynanacak Sporting Lisbon Tondela mücadelesi. Neden bu karşılaşmayı bültenime aldım ve ikili de değerlendireceğim? Biliyorsunuz pandemi sonrasında Benfica maçıyla başlamıştı Tondela Portekiz Ligi'ne. O karşılaşmada Benfica mücadeleyi 1-0 2-0 kazanabilir diye bir tahmin yapmıştık. İşte 4.5 gol altında Benfica galibiyetleri, 3.5 gol altında Benfica galibiyetlerini değerlendirmiştik. Neden bu şekilde değerlendirmiştik? Tondela takım halinde topun arkasına geçen ve bekleyen bir takım. Özellikle büyük majör takımlara karşı bu şekilde futbol oynadıklarını değerlendirerek bu karşılaşmada bu tercihe gitmiştik. Ama tabii Benfica'nın kaçırmış olduğu çok net gol pozisyonları vardı. Bu sayede Tondela karşılaşmadan bir puan almayı başardı. Daha sonrasında Aves karşısında çok önemli bir karşılaşmaya çıkmışlardı. Yine küme düşme potasını yakından ilgilendiren bir mücadeleydi. Bu karşılaşmayı Tondela kazanmayı başardı. Şu anda 29 puanda görüyoruz kendilerini. Biraz rahatlamış gibi görünüyorlar ama bu Lisbon deplasmanından alacakları 1 puan çok önemli. Yine ısı haritalarına baktığımızda, oyun tarzlarına baktığımızda Sporting Lisbon deplasmanında, Lisbon'da ben kapanacaklarını düşünüyorum.
Kapanacaklarından dolayı da bu mücadeleden 4 gol çıkmasını beklemiyorum. Tabi Tondela karşılaşmada gollere katkı verirse 4 gol çıkabilir ama ben böyle olabileceğini düşünmüyorum. En fazla mücadelenin de 2-0'lık skorda veya 2-1'lik skorda kalabileceğini düşünüyorum. Tabi Lisbon tarafının da aslında kazanabileceğini düşünüyorum ama bu karşılaşmayı ben normal yapacağım ikilide sadece 3.5 gol altı şeklinde değerlendireceğim. Yüksek oranlı bir kombinimiz olacak. Orada sadece Lisbon galibiyetini 3.5 gol altında değerlendireceğim. Yani yapmış olduğum analizden bunlar çıkıyor. Birazdan kuponları sizlere aktaracağım. Sakat ve cezalara baktığımızda Lisbon tarafında Felipe'nin sakat olduğunu görebiliyoruz. Çok önemli değil aslında. Ama Tondela tarafında önemli diyebileceğimiz Pedro, orta saha oyuncusu Pedro bu karşılaşmada cezalı, oynamayacak. Diğer mücadelemize geçelim isterseniz. La Liga'ya geçiyoruz. Saat 23'te Real Madrid evinde Valencia'yı ağırlayacak. Valencia'nın da Real Madrid'e ne kadar ters geldiğini sizler iyi biliyorsunuzdur. Yine futbolu yakından takip eden değerli dostlarımız iyi bilecektir ama Real Madrid'in de son karşılaşmasını izlediyseniz ki ben katıl butonunda bu karşılaşma hakkında bir skor tercihinde de bulunmuştum. 3-1 gibi bir skor bekliyorum. O doğrultuda değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz tavsiyesinde bulunmuştum sevgili arkadaşlarıma. Tam skor geldi. Yüksek de bir oranı vardı. Güzel bir şekilde değerlendirdiler mücadeleyi. Tabii Valencia en son Levante karşısında oynamış olduğu derbiden istediği sonucu alamadı. Son dakikalarda gelen karşılıklı gollerle mücadele 1-1 bitmişti ki Levante kırmızı kart gördü o mücadelede. Neredeyse ikinci yarının tamamında kırmızı kartla oynamıştı Levante ama bu karşılaşmadan beraberlik almayı başardı. Tabii Valencia'nın kadrosuna baktığımızda yine çok önemli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Şerişev, Gameiro gibi çok önemli oyuncular var. Parejo'yu yine bunların içine koyabiliriz ki bu oyuncular Levante maçında daha sonradan özellikle Çerişev ve Gameiro daha sonradan oyuna girmişlerdi. Ben Real Madrid karşısında 11'de başlayabilecekler diye düşünüyorum ve tamamen kontra atağı benimseyecek bir futbolla sahada olacağını düşünüyorum. Real Madrid'e baktığımızda evet bazı sakat oyuncuları var ama hala da Karim Benzema gibi önemli bir forvete sahipler. Mesela Marcelo son karşılaşmada yine gol kaydetti. Sergio Ramos da yine golünü kaydetti geçen karşılaşmada. Onun dışında yine Toni Kroos'un da golüyle birlikte 3 gol atmayı başardı Real Madrid ve çok fazla pozisyona giremedi. Sadece isabet yüzdesi yani gol atma yüzdesi %88'lerde kaldı Real Madrid'in. Çünkü zaten 4 tane net gol pozisyonuna girdi Real Madrid ve bunların 3 tanesini gol yapmayı başardı. O yüzden skor anlamında yüzdeli bir gün geçirmişti. Bu karşılaşmada Valencia'ya karşı evet çok yüklenecekler ama Valencia'dan da ben gol beklediğimden dolayı ideal olarak 2.5 gol üzerine sizlere önereceğim. Zaten Valencia'nın bu tarz karşılaşmalarda nasıl oynadığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çok motive oluyorlar ve genelde kontra ataklardan rakiplerine çok fazla gol atabiliyorlar. Yine Şampiyonlar Ligi'nde de bunları çok fazla görmüştük. O ayarda bir maç olduğundan dolayı ben karşılaşmadan 2.5 gol üzerine bekliyorum. Bu karşılaşmayı 2.5 gol üzeri oynarsanız 1.30 oran alacaksınız. Ben mücadeleden Real Madrid'in de galip çıkabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de yapmış olduğum bir tercih olacak. Birazdan sizlere aktaracağım kuponlarda. Bir diğer mücadelemize geçelim. Aslında ana kuponlar için çok fazla tavsiye etmeyeceğim bir mücadele. Türkiye Kupası yarı finali rövanş mücadelesinde Alanyaspor Antalyaspor'u evinde ağırlayacak bir Akdeniz derbisi, bir Antalya derbisinden bahsedeceğiz. Tabii bu karşılaşma nasıl bir mücadele olacak? İşte Antalyaspor Beşiktaş'ta oynadı. Moralli bir şekilde geldi. İstanbul'dan 3 puan almak kolay değil. Antalyaspor bunu başardı. Alanyaspor da Başakşehir'e kaybetmişti ki zaman zaman yine etkili olduğu dakikalar var mücadele içerisinde. İki takımın oyun yapısına bakarak isterseniz değerlendirelim ve bir önceki skoru masaya yatıralım. Tabii o doğrultuda karşılaşma devam edecektir diye düşünüyorum ben. İlk mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandığından dolayı İlk yarıda biraz temkinli futbol oynayabilir. Alanyaspor Antalyaspor'un üzerine gelmesine ilk yarıdan itibaren izin verecektir ve savunma yapacaktır diye düşünüyorum ben. İlk yarıdan çok fazla gol beklemiyorum bir kere bu mücadelede. İlk yarı 1.5 gol altı tercihi mesela çok ideal olacaktır ama yüksek oran hedefleyen değerli dostlarım için ben ilk yarıda bir ilk yarı sıfır tercihini değerlendirin diye sizlere tavsiyede bulunacağım. Bunun nedeni dediğim gibi Alanyaspor'un 1-0'lık skor avantajı ve iki takımın da İstanbul'dan yorgun şekilde bu karşılaşmaya gelecek olması. Biraz temkinli bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında maç genelinde de ben karşılaşmanın berabere bitebileceğini, 1-1'lik skorla berabere bitebileceğini düşünüyorum. Alanyaspor tur atlayacaktır diye düşünüyorum. Karşılaşma için ideal düşündüğüm en güzel tercihler arasında ona bakmıştım ben deplasman 0.5 üstü var mı diye. Oynanabilecek en ideal tercih bana göre deplasman 0.5 üstü olacaktır. Antalyaspor'un bu hücum performansıyla birlikte, hücum oyuncularının becerisiyle birlikte ben gol bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıda gol bulabileceğini düşünüyorum. Yapmış olduğum analizden bunu çıkarabildim. 1.45 gibi de bir oranı var. Sadece Antalyaspor'un 0.5
üstü tercihinin. İsterseniz hemen kombinlerimi aktarayım. En öne çıkarmış olduğum kombin, orana çok fazla bakmıyoruz biliyorsunuz. Seri yapmaya çalıştığımızdan dolayı yine yüksek oranlı denemeler zaten yaptığımızı söylemiştik. Değerli dostlarımızla birlikte Real Madrid Valencia mücadelesinden 2.5 gol üstü ve Sporting Lisbon Tondela mücadelesinden 3.5 gol altı tercihlerini bekliyorum ben. Bu ikili çok ideal olacakmış gibi gözüküyor. Günün kuponu şeklinde gözüküyor. Oranı arttırmak isteyenler yanına bir karşılaşma daha koyabilirler benim gibi düşünüyorlarsa. Riskli ikili diyebileceğim bir kombinde var. Holstein Kiel mücadelesi Dresden'le oynuyor biliyorsunuz. 2.5 gol üzerinde 1.40 oranı var. Alanya Spor Antalya Spor mücadelesi deplasman 0.5 gol üstü 1.45 şeklinde. Bu ikisini topladığınızda 2.03'lük bir oran elde ediyorsunuz. Yüksek oranlı kuponda, bugün için çıkarmış olduğum yüksek oranlı kuponda Real Madrid Valencia 1.5 gol üzerinde Real Madrid galibiyeti, 1.38 oranı var. Sporting Lisbon Tondela 3.5 gol altında Sporting Lisbon galibiyeti, 1.80 oranı var. Ve Alanya Spor Antalya Spor mücadelesi içinde ilk yarı 0 tercih ettim. Onun da oranı 1.90. Bunları topladığımızda yaklaşık 5 oran elde ediyorsunuz. 4.71'lik bir oran elde ediyorsunuz. Sizler için çıkarmış olduğum karşılaşmalar ve analizler bu şekilde. Onun yanında da kupon tavsiyelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Lütfen yapacağınız kuponlarda kendinizi ve ekonominizi, sosyal çevreniz dahil etkileyecek durumlardan uzak durarak değerlendirme yapınız. Bu hatırlatmaları her zaman yapıyorum. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Like'larınızı göndermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.